çekiyoruz abi bu arada. Seni keseceğim yani rahat ol. Kesmeyebilirsin, sıkıntı yok. Tıs tıs. Abi bu sese aşık. O değil de sen buraya giriş yaparken kabin sallandıkça otobüs gibi tıslıyordu. Bu ne iş? Ventilli. Ventilli mi bu? He. Deli gibi ha. Hele bir fıslat şunu bir ya. Böyle olur mu? Böyle olmaz. Çalışması lazım. Ha, şimdi hatırladım. Allah Allah. Allah Allah. Dur dayı gaza gelme. Dur heyecanlanma. Bu arada ventilleri de Antep'te Savaş Usta, Nizip. O Savaş Usta. Adını bile söylerken heyecanlıyım. Savaş Usta'nın yanına gideceğim abi. Namını duydum. Abi. 10 numaraymış. Arabanın motorunu sıfır yaptı bu arabanın. Evet. Araç 1 milyonun üzerindedir. Yani. Sana bir şey diyeyim mi? Sanki sıfır. Vallahi güzel motor yaptı. Savaş Usta'nın yanında Antep'te yaptırdık bunu. Şimdi diyecekler ki ya hemen Scania'ya geçtin, Volvo'yu sattın ama değil. Ama atın da kısrak olması lazım. Zorlu at diyorsun o, ha. Yani o rampada birçok Volvo'yu, DAF'ı vallahi sallıyor. Bizde yalan yok abi. Bugün mesela DAF'ı kullanırken Volvo surladı. Adam bizi yedi ya. Abi yani. Adamlar bana dedi ki motoru yaparken rektefeci, üst kapakçı bana dedi ki ben dedi buna dedi bir ayar çekeceğim dedi. Evet. Hiçbir araba seni geçemeyecek dedi. Gerçekten de adam dediğini yaptı. Dediğini gerçekten de yaptı. Öyle. Dediğini yaptı abi. Ama bundan sonra tamamen inşallah elimizde. Bu arada ben unutmadan dayı heyecanlanma. Dayı kendine gel. Hala bu arada bir sese var ya. Scania aşk ya. Arabada sensör olmayacak ya. Manuel vites olacak. Şöyle 2'den 3'e atarken takviye makviye tık tık tık. Takçuk şak çuk çekler gelecek. Sesler gelecek abi. Tabii şanzımanı aşağı indirmezsek. Aynen. Alo usta. Patron. Neredesin? Tekrar rampasında kaldık. Ya bu şanzımandan ses geliyor ya. Bunda da ventil var mı? Yok bunda da ventil yok. Abi şoförün şeyini görüyor musun? Mandalayı soymuş nereye koymuş? Mandalayı nerede duruyor? Kabuğunu görüyor musun? Efraim abi. Sana söz hakkı doğdu mandalina kabuğundan dolayı. Kokuyor da. Yani onu niye koyduğunu söyle ki. Hani açıklamasını yapalım. Mandalina kabuğu olmazsa portakal kabuğu arabanın içinde çok güzel. Doğal organik koku olsun diye. Abi yani. 6 led lambalı 15 euro veriyorsun. Doğal kokular var böyle. Kapağını da açıyorsun. Led ısıttıkça böyle arabanın içine koku adam veriyor. Adam suni istemiyor işte. O adam orijinal. Doğal organik. Bio koku. Aldığın mandalina, portakal, karpitli. Hangi doğal kokudan bahsediyorsun? Ya çaktırma şu da adamı kurtarıyor. Sen oran karpit marpit karıştırıyorsun ya. Katakulle yapma ya. Doğal koku mu kaldı? Elazığlı gördünüz mü? %50 benimdir. Başka dosyada yazıyor mu? İki tane mi dosyada? İki tane dosya bizde Elazığlı yazıyor. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Elazığlı sarı plaka görürseniz Hakan abi. Elazığlı beyaz plaka görürseniz bana ait. İnce bir detay var bakayım. Aynen. Görecek misin? İnce detay. Yazılar farklı diyeceğim de aşağı yukarı aynı. Senden alalım. Evet bu da benim dorse. Detay G'de arkadaşlar. Ona bir yumuşak koymak lazım.
diye olsaydı anında hadi böyle. Mazot olması gerekiyor sana. Mazot yapmadan. Gökçen Başkan, senin var ya hakkını ödeyemem ben. Öyle kardeşim. Katakulle de yapmazsak. Katakulle de gelmiyor. Katakulle de gelmiyor. Sen gelme. Katakulle'ye sen geliyorsun. Sıkıntı yok. Dikkat et. Bırak şimdi o senin lafı. Katakulle de gelme. Altına 50 tane yorum yazacaklar. Yok işte şununla sökseydiniz çabuk sökülürdü. Bununla sökseydiniz çabuk sökülürdü. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. 4 yıl reklamcılık yaptım. Buna en güzel gaz yağı söker. Ama şu anda bulunduğumuz yerde gaz yağı bulamadığımız için elimizde olan imkanlardan faydalanıyoruz. O yüzden yorumları yaparken bunu bir dikkate alın yani. Vallahi teşekkür ediyorum. Güzel söyledin. Bir de şöyle bir durum var. Hani bazılarının bilgisi var. Bilgi dahilinde söylüyor. Tamam amenna. Ama adamın alakası yok. Şimdi o zaman arkadaşlara bir soru soralım. Mesela 4 yıl 5 yıl boyunca arabanın camında kalmış olan filmi söktüler. Evet. Filmin altında siyah parçacıkları kaldı. O siyah parçacıklar neyle sökülür? Bunun cevabını bilene ne verelim? Bir hediye verelim ya. Ne verelim? Bilmiyorum. Onu da ileride düşünelim. Bir tane. Bunu yayınladığında. Aynen. Bir tane bir şey verelim. Yani. Bunun cevabını bilen arkadaşa. İlk cevabını veren arkadaşa bir hediye verelim ona. Ona Adem Başkan'dan güzel bir çakmak yaptıralım. İstediği resme. Bir illetli kalem üzerine ismi yazan. Bir tane de anahtarlık yapalım. O zaman sen bana söyle ben alttan yazayım. Tamam onları söyleyeyim sana yaz. Şey neyine söküleceğini yaz ben yazayım ilk. He tamam. Onlar ben. Dayak olmaz. Katakulle bizim işimiz. Doğru, katakulle senin işin. Aracımızın temizliğini yaptık. Öndeki yazıyı da söktük. Şimdi DAF'taki malzemelerimizi Scania'ya aktarıyoruz. Evet. Arkadaş abi de son. Yani Avrupa'ya geldik ama Avrupa'yı da kendimize benzettik. Burada servislere gittik, her yer dört dörtlük. Böyle olmaz dedik. Kendi işimizi kendimiz yapalım, her yeri dağıtalım. Türk kişi çalışma böyle oluyor işte. Ya ayıp ya. Avrupa'ya gelmişsin, şuna bak ya. İnsan utanır ya. Bundan başka Avrupa yok ha. Evet. Su yani, buradan sonrası su artık. Arkadaş şuna bak ya. İki dakikada böyle kendimize benzettik ya. Belçin nerede şu anda? Şerefsin var ya. Gökçen dediler miydi aklıma koca Ziya geliyor ha. Niye lan? Onun elinden de tornavida pense böyle hiçbir şey eksik olmazdı. Bir yerleri yapar bozar. Bozduğumu nerede gördün? Eve geliyorsun elinde tornavida, işe geliyorsun elinde tornavida yeter ya. Ne yapalım? Duramıyorum yerimde. İlla bir şeyler yapmam lazım. Beşiktaş'ta yakıyor ha. Allah'ım. He. Seni bir Fenerli'ye şöyle göstereyim mi? Sıkıntı yok abi, üstündeki Türk bayrağı yeter. Ne oluyor? Yok, çekmeye devam ediyor. Şuna bak, Allah rızası için ya. Ne oldu gene? Ya Allah'ım ya. Ne oldu? Ya biraz tertip düzen olsun ya. Ay ilk böyle kriminal frik. He? Lan kayna problem. Ne dedi? Dayı ne dedi? Vallahi psikopatım, kriminalim dedi. Bağla biz dağdan alıyor ha. Aa. Kayna problem kardeş. Ne dedi? Bahale sen bana ne dedin az önce? Bir daha diyelim. Ben mi? He? Ben kriminal bring. Ya. Asu. Elbise lan ya. Vaziyede bir hizmetçi tut kendine. La al şimdi gel lan çok önemli lira. Vallahi helal olsun. Hollanda'ca. Bak ben burada çalıştıramıyorum adamı, sen orada çağırıyorsun. Bahale. Bilmiyorum abi. Bak ay. Ya mı bilmiyorum. DAF değil ya bu. Nasıl? He DAF değil ya, nasıl dönüyor ya? Yavur gibi dönüyor valla. O dike yollarda uyurun. Instagram'dan çocuklardan biri yazmış. Abi diyor o nasıl bir ambiyanstır öyle. DAF'a resmen tekrardan aşık oldum diyor. Aynen abi.
Türk işi yaramadı. Şerefsizin tam kocası oldu. Aynı vallahi billahi aynı. O da öyle barnağını keserdi. Peçeteyi bağlar. Ondan sonra yok parmağı çekiyorum. Aynı ya şerefsizim aynı kocası ya. Vallahi var ya. İzolamantlar şey yapıyor lan parmağını. Vallahi dayı ölünce mekanın cennet olsun. Adedeme bana çok hatırlatayım. Basmayaydın la şeyin üstüne. Bak ya gene ihale bize kaldı ya. Bıçağın üstüne. Kim de sana bıçağın üstüne bastı ya? Sen kırmızı skanyanı çektin mi hiç? Kırmızı skanyayı çektim. Dayı. Söyle dayı. Do you speak English? Little, little. Aldi olmaz mı? Little, little, on the middle. Öyle yapacağım. Başkan da şu plakaların çizgisine denk gelelim. Aşağı biraz daha indireyim mi? Tam yukarıdayım böyle. Bence sıfır olsun. Sıfır mı olsun? Aynen. Sıfır iyidir diyorsun yine başkan. Sıfırın rizikosu da sıfırdır. Vay. Güzel laf. Öyleyse sıkıntı yok. Düşünmedik. Diğer tarafa takılırsın. O derdi biz öbür arabada da yaşadık. Dur bakayım o üçten bak. Bir dakika başka. Boyayı hafif çizgi. Şuraya şey versene. Bez. Ne? Bez bez. Şurada boşta bezler var ya. Yerde bezler. Şu bir daha takılacak. Şunu şöyle tutsan başkan. Şunu şöyle tut başkan sen. Bir daha gelip takılacak doğru diyor. Onu da atlatırız. Ya. Elinden bir şey kaçmıyor ha. Eyvallah. Senin Allah'ın olurum mu diye. Barnağa bak ya. Ayrı duruyor ya. Ne demiş atalar? Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun. Neyse bugünlük bu kadar yeter. En nihayetinde arabamıza yerleştik. Evimize doğru yola çıkalım. Videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi alayınızın yolu açık olsun. Senin değil, senin değil. Sen kendini biliyorsun. Biliyorsun sen kendini.